Merhabalar sevgili gençler, ben SML Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bugün permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık günü. Permütasyona başlayacağız sevgili gençler ama permütasyona başlamadan önce ufak bazı hatırlatmalar yapmamızda fayda var. Şimdi biz permütasyon, kombinasyon anlatmaya başlamadan önce biz öğretmenler hep saymanın yollarını öncelikle dile getiririz. Bunları anlatmaya çalışırız. İşte birebir eşleme yoluyla sayma, toplama yoluyla sayma, çarpma yoluyla sayma gibi ya da çarpma prensibi, toplama prensibi gibi. Biz birebir eşleme yoluyla ve toplama yoluyla saymayı ben işlemeyeceğim. Çünkü zaten sınavda da bunlara yönelik bir soru tipi çıkmıyor. Tamamen sınava odaklı olduğumuz için bunu işlemeyeceğim. Direkt çarpma yoluyla saymadan başlayacağız. Merak etmeyin, sınavda bu şekilde toplama yoluyla veya birebir eşleme yoluyla sayma gibi bir soru tipi çıkmayacak. Zaten bunlar basit olurdu çıksalardı da. Biz saymanın temel prensibinden başlayacağız. Dilerseniz videoya geçelim, konumuzu anlatmaya başlayalım, lafı da daha fazla uzatmayalım. Şimdi bir A olayı. Eğer A1, A2, A3, AK gibi K tane farklı olayın peş peşe gerçekleşmesiyle meydana geliyorsa, A1 olayını N1, A2 olayını N2, A3 olayını N3, AK olayı da NK farklı şekilde meydana geliyorsa eğer, A olayı N1, N2, N3, NK bunların çarpımı şeklinde farklı şekilde gerçekleşebilir diyoruz. Bir şey anladınız mı? Ben okurken başını unuttum zaten. Şimdi olay aslında şu. Yani bizim A1, A2, A3 ve AK olaylarımız var. Yani nasıl diyeyim? Benim buradan çıkıp nereye gitmem olsun? Buradan çıkıp markete gitmem gerekiyor. Markete gitmem için birbirinden farklı iki tane kapıdan geçebilirim. Ya da birbirinden farklı üç tane güzergah kullanabilirim. Kaç farklı biçimde gidebiliriz diyorsak öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bir kapıdan çıkmam gerekiyor. Bir de güzergah kullanmam gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Eğer bir de marketin iki tane kapısı varsa, hadi şöyle düşünelim. Binanın iki tane kapısı var. Ön ve arka çıkış diyelim. Birbirinden farklı üç tane güzergah var markete gidebilmem için. Ve markete gittiğim zaman da marketin de iki tane kapısı var. Sol ve sağ olmak üzere. Şimdi benim markete gidebilmem için yapmam gerekenler neler? Bir, evden çıkmam. İki, güzergah kullanmam. Çünkü bu güzergahtan gideceğim çünkü. Üç, marketin kapısından bir tanesinden geçmem. Markete girmek diyelim. Bunları yapabilmem için işte diyorum ki bunu yapmak için iki farklı yol, bunu yapmak için üç, bunu yapmak için iki farklı yol varsa eğer, ben markete 2 çarpı 3 çarpı 2 yani toplamda 12 farklı biçimde gidebilirim diyoruz. Umarım anlatımı başarılı olmuştur. Örneğin İstanbul'dan Bursa'ya 4 farklı yoldan, Bursa'dan İzmir'e 3 farklı yoldan gidilebildiğine göre, İstanbul'dan hareket eden bir aracın her defasında Bursa'ya uğramak koşuluyla İzmir'e kaç farklı biçimde gidebileceğini bulalım. Şimdi bu adam İstanbul'dan İzmir'e gitmek istiyorsa Bursa'dan mecburen geçmek zorundaymış arkadaşlar. Şimdi İstanbul'dan Bursa'ya 4 tane yol varsa, Bursa'dan İzmir'e 3 farklı yol varsa, benim amacım ne? İstanbul'dan İzmir'e gitmek. Ama öncesinde İstanbul'dan yola çıkacaksam, yani buradaki yapılacaklar ne? İstanbul'dan yola çıkmak, Bursa'ya ulaşmak ve İzmir'e ulaşmak. Dolayısıyla yapabileceğim şeyler, İstanbul'dan önce Bursa'ya ulaşmak için 4 farklı yol var. Bursa'dan İzmir'e ulaşmak için de 3 farklı yol var. Toplamda 12 farklı biçimde ben İstanbul'dan çıkıp İzmir'e gidebilirmişim bu yollar sayesinde. Şimdi sorularımıza bakalım. Ali 4 tane farklı gömlek, 2 tane farklı pantolon ve 3 tane farklı kravat arasından bir gömlek, bir pantolon ve bir kravatı kaç farklı biçimde seçebilir diye soruyoruz. Aslında bakarsanız bu az önce çözdüğümüz şu yol sorusuyla aynı mantıkta. Önce üzerimizde hiçbir şey yok. Yani varsayalım ki çıplağız sevgili gençler. Daha sonrasında amacımız bir gömlek giymek. Daha sonrasında amacımız bir pantolon giymek. Ve daha sonradaki amacımız en son kravatı takmak. Ve en sonunda giyinmiş oluyoruz. Şimdi kaç farklı gömleğimiz var? 4. Dolayısıyla çıplakken önümüze 4 tane seçenek var. Ve bu 4 seçenekten birini seçtikten sonra artık gömlekteyiz. Yani gömleği giydik. Şimdi altımıza pantolon giyeceğiz. Kaç farklı pantolon var? 2 tane farklı pantolon var. Şimdi üzerine, bu gömleğin üzerine bir tane kravat takmamız lazım. Kaç farklı kravat var? 3 tane. 3 tane de bunu yapmak için seçeneğimiz mevcut. O halde aynı şey gibi oldu işte, İstanbul, Bursa, varsayalım ki Ankara ve son olarak Niğde diyelim mesela. O halde durumlarımız 4 çarpı 2 çarpı 3 diyeceğiz. Cevapta ne olacak sevgili gençler? 24 farklı seçeneğimiz vardır diyebileceğiz. Geçtim. Bir alttaki sorumuza.
Aynı sıklette 6 güreşçinin mücadele ettiği bir turnuvada altın, gümüş ve bronz madalya kaç farklı biçimde dağıtılabilir? Şimdi 6 tane kişi var. Şunlar güreşçilerimiz olsun. 3, 4, 5, 6 tane güreşçi var. Ve buralarda sevgili gençler şöyle altın, şöyle gümüş ve şöyle de ne olsun arkadaşlar? Bronz madalyalarımız var. Şimdi bunu buna dağıtamayız ama şunu yapabiliriz. Şunu sevgili gençler altın madalyayı tamam gümüş ve bronz diyelim. Altın madalyayı bu 6 tane güreşçiden kaç tane kaç farklı biçimde biz bu altın madalyayı 6 güreşçiye dağıtabiliriz? Tabii ki 6. Sonuçta bunu 6 kişi alabilir. Peki şimdi bir tanesi altını aldı. Varsayalım ki şu eleman birinci gelmiş. Rastgele bir eleman. Birinci gelmiş ve altın madalyayı almış. Şimdi gümüş madalyaya geçeceğiz. İki tane birinci çıkamayacağına göre. Gümüş madalyayı kaç farklı kişi alabilir? 5. Varsayalım ki bu da gümüşü aldı. Bronz için de 4 farklı kişiden birisi alır diyeceğiz. 6 çarpı 5 çarpı 4'ten cevabımız ne olacak? 120 olacak diyebiliriz. İşte bu 3 madalyayı 6 kişi arasından 120 farklı biçimde biz bunlara dağıtabiliriz. Ya da 120 farklı biçimde ilk 3 derecesini geçtim arkadaşlar. Bir diğer soruma. Diyor ki 8 tane kız ve 12 tane erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta bir başkanla bir başkan yardımcısı seçilecek diyor. Başkan ve başkan yardımcısından bir tanesi kız olsun, diğeri de erkek olsun. Kaç farklı biçimde seçilebilir? Şimdi bir tane başkan ve bir tane de yardımcısı diyelim. Başkanı erkek seçersem sevgili gençler, yardımcısını kız ya da başkanı kız seçersem yardımcısını erkek seçmek zorundayım. Birinci ihtimalimiz şu an bak çeşitlendirdik olayı. Bu erkek ise bu kız ya da dedik bu kızsa bu erkek olacak. Pekala. Birinci ihtimalimize bakalım. Birinci ihtimalde ben başkanı erkek seçeceğim. Başkanı kaç farklı kişiden bir tanesini seçebilirim? 12. Şimdi geçtim yardımcısına. Yardımcısını kaç farklı kızdan seçebilirim? 8. 12 kere 8'den burası sevgili gençler 96 çıkacaktır. Peki ya alttaki ihtimal olmuş olsaydı? Başkanı eğer kız seçeceksem 8 tane kızdan birisi. Yardımcıyı erkek seçeceksem 12 tane erkekten bir tanesi diyecektik. Yine burası da 96 olacaktı. İşte bu ikisinin toplamı kadar başkan ve başkan yardımcısı seçebilirim bu istenilen şartlar altında. 96, 96 daha 192 yapar. Cevabımız da budur diyebiliriz. Geçtim bir alttaki soruma. 3 tane turistimiz var ve 5 tane ülkeye seyahat edecekler. Her turist farklı bir ülkeye gideceğine göre kaç değişik şekilde bu seyahat şekli düzenlenebilir? Şimdi gençler 3 tane turistimiz vardı. Bakın şunlar turistlerimiz olsun. 5 tane de ülkemiz var. O ülkelerde şöyle haritalara sahip olan ülkeler olsun sevgili gençler. Böyle yapalım. Bir tane şöyle ince uzun çizelim. Bu Şili olsun. Ondan sonra bir tane de şöyle büyük bir ülke çizelim. 5 tane ülkemiz var. A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi, D ülkesi ve E ülkesi diyelim. Şimdi az önce madalya dağıtmıştık ama madalya sayısı 3'tü. Katılımcı sayısı 6'ydı. Sanki bunları madalya gibi düşünürsek, ülkeleri madalya gibi düşünürsek bu sefer bizim katılımcı sayımız 3 oldu. Bunları bunlara dağıtmaktansa bunları bunlara dağıtmak daha mantıklı olur. Yani şöyle diyeceğiz. Şu kişi kaç farklı ülkeden bir tanesine gidebilir? 5. Peki bu kişi kaç farklı ülkeden bir tanesine gidebilir? Varsayalım ki şuradaki kişi şuraya gitti. Bunu eledik artık. Buraya gidemeyecek bir sonraki kişi. Şu kişi kaç farklı ülkeden birine gidebilir? 4. Buradaki kişi de 3 farklı ülkeden bir tanesine gidebilir. O halde cevabımız 5 çarpı 4 çarpı 3 olacaktır. Yani cevap 60'tır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Geçiyorum sağ üst tarafa. Diyor ki 5 tane mektup 3 tane posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi burada amaç mektupları göndermek. Yani açıkta bir mektup kalmayacak. Açıkta lafını duyar duymaz senin hemen aklına bir konu gelmesi gerekiyor. O konu gelsin. Şimdi 5 tane mektubumuz var. 3 tane posta kutusuna atacağız. Varsayalım ki ben şöyle bir şekil çizdim. Buraya da böyle bir şekil çizdim. Burada sevgili gençler A, B, C, D, E mektuplarım var. Karşıda da X, Y ve Z diye posta kutularım var diyelim. Şimdi burada A mektubunu ben karşıda 3 tane posta kutusundan birine atmak istiyorum. Peki bu A kaç tane farklı posta kutusuna girebilir? 3. B de mecburen 3 tanesine girebilir. Çünkü bir posta kutusuna birden fazla mektup atılabilir arkadaşlar. Böyle bir şart sunmamış bize. Hepsi farklı gitsin dememiş. Eğer ki her posta kutusunda tek bir mektup olsun istemiş olsaydı zaten soru biraz saçma olurdu. Neden? Çünkü 3 tane posta kutusu var. 3 tane mektubu koyduktan sonra diğer ikisi açıkta kalırdı.
Şimdi C mektubu yine 3 farklı posta kutusundan birine. Bu da 3 farklı. Bu da 3 farklı posta kutusundan birine. Yani cevap 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 3 üzeri 5. Şimdi bu ne oldu aslına bakarsanız? Aslında burası A kümesi, burası B kümesi. Ve bizim sorumuz da şu oldu. A kümesinden B kümesine kaç tane farklı fonksiyon tanımlanabilir? İşte soru bu oldu aslına bakarsanız. Demek ki bu fonksiyon hikayesi de, hani fonksiyonda demiştik ya kaç tane fonksiyon tanımlanabiliyordu? SB üzeri SA kadar fonksiyon tanımlanabiliyordu. Demek ki bu 3 üzeri 5 SB üzeri SA da işte bu konudan gelmiş sevgili gençler. Yani bir sayma çeşidi aslında. Sonuçta orada da fonksiyon sayısını işlemiştik. Doğru mu? Geçiyorum arkadaşlar bir sonraki soruma. 3 tane partinin katıldığı ve 5 ilin belediye başkanlığı seçimi kazanan parti yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Şimdi 5 tane ilin belediye başkanlığı var sevgili gençler. İller diyelim. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilimiz var. Bu illerin isimleri A ili, B, C, D ve E illeri var. Ve sevgili gençler bizim nelerimiz var bir de partilerimiz var. Partiler de şunlar olsun. Şöyle. Bu partilerin isimlerine de X partisi, Y partisi, Z partisi demiş olalım. Şimdi A şehrini hangi parti kazanabilir? 3 farklı partiden bir tanesi. B'yi de aynı şekilde 3. C'yi de 3 farklı partiden birisi. Burayı da 3. Burayı da 3 farklı partiden bir tanesi kazanabilir. Kazanan parti yönünden demişti. Kaç farklı şekilde? O halde cevabımız yine ne olacak? 3 üzeri 5 olacak sevgili gençler. Geçtim bir alttaki soruma. 1, 2, 3, 4, 5 ve 7. Bakın 6 yok, ona dikkat edin. Genelde yapılır. Rakamlarıyla 6 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? Şimdi 6 basamak istemiş. Normalde bunları nasıl yapacağımızı göstereceğiz birazdan. 3, 4, 5, 6 basamaklı. Şimdi bu basamağa kaç farklı sayı gelebilir? Rakamları farklı falan dememiş. Burada kaç tane rakamımız var? 6 tane. O zaman 6 rakamdan birisi çarpı 6 rakamdan birisi 6, 6, 6 ve 6 diyeceğiz. Yani cevap 6 üzeri 5. Pardon, 6 üzeri 6 olacak. Bunun cevabı 6 üzeri 6. Peki 4 basamaklı olmuş olaydı diyor. 1, 2, 3, 4 basamak seçtim. Buraya 6, 6, 6, 6 olurdu. Yani bu sefer de 6 üzeri 4 olurdu cevap. 4 basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir dediğine göre burada biraz duracağız. Nasıl duracağız? 1, 2, 3, 4 tane basamak çizdik. Tek sayı olabilmesi için sayının son hanesinin de tek olması gerekiyor. Peki bu sayının son hanesine hangi rakamlar gelebilir tek olacağı için? 1 gelir, 3 gelir, 5 gelir, 7 gelir. Yani ben buraya kaç tane rakamdan birisini seçeceğim? 4. Rakamları farklı demediğine göre ben buraya yine 6, buraya yine 6, buraya yine 6 tane seçebilirim. Dolayısıyla 6'nın küpü çarpı 4 olur cevabımız. Şimdi burada size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi biz kaç tane 4 basamaklı sayı yazabilmiştik? 6 üzeri 4 tane. Bunlardan kaç tanesi, yani bu rakamlardan kaç tanesi tek? 1, 3, 5 ve 7, 4 tanesi. Peki toplamda kaç tane rakamımız vardı? 6 tane. Ben diyorum ki az önce bulduğumuz 6 üzeri 4'ü eğer 4 bölü 6 ile çarpmış olsaydık, yani 6 tane rakamdan 4 tanesi tek olduğu için 4 bölü 6 ile çarpmış olursak eğer, bakın bu 6 ile buradaki 6'nın bir tanesi gider, cevap gene 6 üzeri 3 çarpı 4 gelirdi. Yani bunun aynısı gelirdi. Sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyoruz. Bizim yazdığımız 6 üzeri 4 tane sayıdan, 4 basamaklı sayıdan 4 tanesi tek olduğu için bunların 4 bölü 6'sı, yani 2 bölü 3'ü sonu tek sayıyla biter. 2 bölü 6'sı yani 1 bölü 3'ü de sonu çift sayıyla biter diyebiliriz. Bir de D şıkkına bakalım. 4 basamaklı ve 3000'den küçük demiş. Şimdi 3000'den küçük olmasını istiyorsa eğer ilk basamak 3 olmamalı. İlk basamak 3 olursa en küçük yazacağımız sayı bile 3111'dir. Dolayısıyla bizim ilk basamağımız ne olmak zorunda? 4 basamaklı olacak ve ilk basamak sadece 1 veya 2 olabilir. Dolayısıyla ben buraya 2 tane sayı yerleştirebilirim. Çarpı buralara artık istediğimi yerleştirebilirim. Yani cevap neymiş? 6'nın küpü çarpı 2'ymiş diyebiliriz. D şıkkının da cevabı. Bir sonraki sayfa, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarıyla 6 basamaklı kaç sayı yazılır? Şimdi burada neden bu soru sorulmuş? Çünkü işin içinde 0 var. 0 olduğu zaman biraz dikkatli olmamızda da fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 0 başa gelemeyecek. Eğer 0 başa gelirse bu 5 basamaklı bir sayı yazmış oluruz. Ya da 4 ya da 3 ya da 2 ya da 1 fark etmez. Ama 0 buraya gelemez. 0 buraya gelemiyorsa
Ben buraya 0 haricinde 5 tane sayı yazabilirim. Çarpı. Artık 0'ı da kullanabilirim. Diğer rakamları da tekrar tekrar kullanabilirim. Çünkü arkadaşlar rakamları tekrarsız falan dememiş. Dolayısıyla ben buraya 6, buraya 6, buraya 6, buraya 6, buraya 6 tane sayı yazabilirim. Yani cevap 6 üzeri 5 çarpı 5'tir deriz. 6 üzeri 5 çarpı 5. Yine aynı şekilde normalde 0'ı da 0 haricinde bir rakam gibi düşünecek olursak cevap 6 üzeri 6 olacaktı. Ama bu sayılarda, bu sayıların 5 bölü 6'sı sevgili gençler sıfırla başlamayacağına göre ben şununla şunu silersem gene 6 üzeri 5 çarpı 5'i bulmuş olurum cevabımda. B şıkkında 4 basamaklı kaç sayı yazılır demiş. 4 basamaklı olsun istiyor bu sefer. 4 basamaklı olsun istiyorsa ben bunu şu şekilde düşüneceğim. 0 gene başa gelemeyecek. Dolayısıyla buraya 5 tane sayı yazılabilir. Buraya yine 6, buraya yine 6, buraya yine 6. Cevap yani 6'nın küpü çarpı 5 olacaktır deriz. Burası A, burası B şıkkı. C şıkkına bakalım arkadaşlar. 4 basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir? 4 basamaklı ve tek olsun istiyorsa şunları yine çizdim. Tek olacaksa buraya hangileri gelebilir arkadaşlar? 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. Yani buraya sadece 3 tane rakam kullanabiliriz. Buraya yine 0'ı kullanamayacağımız için 5 diyeceğiz. Buraya yine 6, buraya yine 6. Yani cevap ne olacak? 6'nın karesi çarpı 3 kere 5'ten 15 diyebiliriz. Yani cevap 36 kere 15'miş sevgili gençler. Yanlış düşünmüyorsam 540 olacaktır. D şıkkına bakalım. D şıkkında da yine 4 basamaklı olsun istiyor. Kaç tane çift sayı yazılır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. İşin içinde 0 varsa ve bizden çift isteniyorsa buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Şöyle yapalım. İki türlü yapacağım ben size bunu. Öncelikle iki basamakla çözmemiz lazım. Yani iki adımda çözmemiz lazım soruyu. Diyeceğim ki öncelikle sona 0 gelsin diyeceğim. Rakamları farklı demiş miydi gerçi? Bir bakalım kaç tane çift sayı. Yani rakamları farklı dememiş. Dolayısıyla iki adımda çözmeye gerek yok. Şöyle diyebiliriz. Çift sayı. Ben buraya çift yapmaya çalışacağım. Yani 0, 2 veya 4 gelebilir arkadaşlar. 0, 2 veya 4'ten bir tanesi buraya gelecekse 3 farklı sayı yazılabilir. Buraya gene 5 farklı 0 başa gelemeyeceği için buraya gene 6, buraya gene 6. Yani cevap yine 6'nın karesi çarpı 5 çarpı 3 olacaktır. Yani şunun aynı olacaktır. Ne kadar tek varsa o kadar da çift vardır diyebiliriz böylelikle. Edirne seçeneğindeki soruyu ise hem yukarıdaki Edirne seçeneğine benzer, D seçeneğine benzer soru gibi algılayıp yapacaksınız. Size bırakıyorum soruyu. 3000'den de büyük dediğine göre bu sefer neleri kullanmanız gerektiğini de siz aslında biliyorsunuz. Yalnız dikkat edin 3000'den büyük demiş. 3000'i kullanamayız. Sadece buna dikkat edin sevgili gençler. Geçiyorum ikinci sayfamıza. İkinci sayfada yine uzun soluklu bir soru var. Yine alttaki soruda da aynı şekilde bu şekilde soruları çözerken biraz sıkılsanız da bunlar bizim için aslında avantaj. Çünkü arka arkaya 4 tane soruyu birbirlerinden biraz farklı olarak da görmüş oluyoruz. Şimdi A şıkkımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 rakamlarıyla rakamları farklı demiş bu sefer. Değil mi? Ona dikkat edeceğiz. 6 basamaklı diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak çıkardık. 6 tane sayı ben buraya yazabilirim. Sonra buraya rakamlar farklı dediği için burada kullandığımı bir daha kullanmayacağım. 5, 4, 3, 2 ve 1 diyeceğiz. Yani cevap ne olacak? 6 faktöriyelden 720 olacak diyebiliriz sevgili gençler. Rakamları tekrar tekrar kullanamadığımız için bu sefer 6, 6, 6, 6 demedik. Bu A şıkkıydı. Peki B şıkkımıza bakalım. 4 basamaklı kaç tane sayı yazılır? Yine rakamları farklı olacak. 4 basamaklı diyorsa da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 olacaktır cevap. Yani bu da 360 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Devam edelim C seçeneğiyle. C seçeneğinde 4 basamaklı kaç tane çift yazılır demiş. Çift yazacaksak arkadaşlar 2 vardır ve 4 vardır çiftlerin içerisinde. Buraya 2 veya 4'ten bir tanesi olacağı için çarpı 2 dedim. Bir tanesini kullandığım için buraya 5 ile başlayacağım. Çarpı 4 çarpı 3 diyeceğim. 5 çarpı 4 20 kere 6 cevap 120 yapar sevgili gençler. Ve D şıkkına bakacağız. Son olarak D şıkkında da 4 basamaklı ve 3000'den küçük demiş. Bu şekilde işaretledik. 3000'den küçük olsun istiyorsa yine ben buraya sadece ama sadece 1 ile 2'yi kullanabilirim. Bunlardan bir tanesini. Dolayısıyla buraya 2 çarpı. Bunlardan birisini kullandığım için bir daha kullanamayacağım. Dolayısıyla artık buraya ben 5 çarpı 4 çarpı 3 diyebilirim. Yani sevgili gençler bu da 120 gelecekmiş. Hem 4 basamaklı hem rakamları farklı hem de 3000'den küçük olmuş oldu böylelikle.
Geçtim bir alttaki soruma. Bakın bu sefer işin içinde sıfır var. Ve rakamları farklı diyor. Rakamlarının farklı olmalarını nasıl değerlendireceğimizi bu soruda ben size göstermiştim. Bu soruyu arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Haberiniz olsun, burası sizin ödeviniz sevgili gençler. 3 tane soru var zaten. Sorular basit, konu anlatımının sorusu. Dolayısıyla yapabileceğinizi düşünüyorum. Hemen videoyu durdurup o anda da yapabilirsiniz hatta. 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarıyla. Rakamları farklı demiş. Bakın altını çizmemiz gereken ifadelerden birisi. 4 basamaklı demiş ve çift demiş. Şimdi hem çift olacak, hem rakamları farklı olacak, hem işin içinde 0 var. Ya 4 basamaklı da. İşte bunu rakamları farklı diyor. Eğer işin içinde 0 varsa, rakamları farklı diyorsa ve çift diyorsa iki adımda çözeceksiniz. Birinci adım ve ikinci adım dedik. Birinci adımda şöyle 4 tane çizin. İkinci adımda da 4 tane çizin arkadaşlar. Öncelikle 0 kafayı karıştırmasın diye 0'ı bir sona koyun. Buraya bir farklı sayıdan bir tanesini yazabiliriz dedik. Daha sonrasında ise 0'ı artık kullandık ya. Buraya 5, buraya 4, buraya da 3 tane sayı yazabilirim. 5 kere 4 20 çarpı 3'ten 60 tane sıfırın sonda olduğu ve çift olan, rakamları da farklı olan 4 basamaklı doğal sayı yazdık. Ve çift oldu sıfırı sona yazdığımız için. Bir de sıfır haricinde 2 ve 4 var arkadaşlar buraya yazabileceğimiz. 2 ve 4'ten bir tanesini buraya yazdım, çarpı 2 dedik. Bir tanesini kullandım bu sayılardan, geriye kaldı 5 tane rakam. İçlerinde sıfır da var. Sıfırı buraya yazamayacağım için 4. Sıfırı tekrar kullanabileceğim için 4. Ve artık bir tane daha kullandığım için 3 diyeceğim. 4 kere 4 16. 16 kere 6 da 96 yapar arkadaşlar. Bu iki sayının toplamı da 156'yı verecektir bize. Cevap 156'ydı diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi permütasyon kısmına geçeceğiz. Permütasyon kısmının videosunu sevgili gençler bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Bu videonun ismi saymanın temel prensibi oldu diyebiliriz. Şurada direkt çarpma prensibi de diyebiliriz bu videonun başlığına sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.